Futbol 55 programımızın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Murat abi, tabii ilk bölümde birçok konuyu konuştuk. Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile oynanan ve 2-0 kazandığımız karşılaşmayı masaya yatırdık. Maçın içerisindeki notları değerlendirdik ve ikinci bölümü olduğu gibi hem Keçiören Gücü maçına hem de şampiyonluk şansı matematiksel olarak bulunan 5 takımın kalan maçlarını aldık. Bunları konuşacağız. Şunu hatırlatalım, yine bu hafta maç yok. Seçimlerden dolayı biliyorsunuz pazar günü ülkemiz yerel seçimlere gidiyor. Bundan dolayı hafta sonu karşılaşma oynanmayacak, hiçbir ligde oynanmayacak. Bunun altını çizelim. TFF 2. Ligi Beyaz Grup'ta da 29. hafta heyecanı 3 Nisan Çarşamba günü yaşanacak ve bütün karşılaşmalar saat 15'te oynanacak. Yılpor Samsunspor'da lider Keçiören Gücü'ne gidecek. Şöyle başlayalım Murat abi. Tabii zor bir maç. Bugün hiç futboldan anlamayan birisi bile puan durumuna baksa maçın ne kadar kritik olduğunu anlar. Öyle bir maç. Bu zamana kadar da hiç final maçı kazanamamış bir Samsunspor var. Bu bizim üzerimize bir baskı olur mu? Bu baskıyı almak için hem idari kadro hem teknik ekip hafta boyunca mutlaka çalışmalar yapacaktır. Böyle başlayalım. Senin gözünden nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet, senin de dediğin gibi artık yavaş yavaş ligin sonuna geliyoruz. Keçiören evet. Gücü karşılaşması da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri. Yılpor Samsunspor ilk kez liderlik şansını ele geçirmek için, liderliği ele geçirmek için önünde çok önemli bir şans var. Deplasmanda oynayacak Keçiören Gücü karşılaşması. Sen ifade ettin bu sezon hiçbir final maçını kazanamadı diye. Aslında ligin ilk yarısında oynanan Sarıyer ve Sakarya karşılaşmaları final niteliğindeki bir karşılaşma olarak görmemek lazım. Onlar deplasmanda alınmış. Galip gelebilirdik her iki deplasmanda da, hem Sarıyer'de hem Sakarya'da. Ama hem hakem faktörü hem bireysel hatalardan o maçlar deplasmanda beraberlikle sonuçlandı. Kazanamıyorsanız kaybetmemek deplasmanda rakiplerinize karşı önemli bir avantaj. Keçiören Gücü karşılaşması bu anlamda senin de dediğin gibi kritik ve önemli bir maç. Kazandığımız takdirde şunun altını çizmemiz gerekiyor. Kazandığımız takdirde şampiyon olmuyoruz, lig bitmiyor. Şampiyonluk için çok büyük bir avantaj elde ediyoruz sadece. Evet. Çünkü geride önümüzde bir 5 maç daha var. Biz şampiyon olmak istiyorsak Keçiören maçıyla birlikte kalan bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Ya da rakiplerimizden daha fazla kazanmalıyız. Daha fazla puan almak zorundayız. Keçiören maçı çok önemli. Şu anda bütün takım olarak, bütün şehir olarak, bütün cami olarak bu maça kenetlendik. Bu maçı düşünüyoruz. Evet. Futbolcu kardeşlerimiz Niğde maçında ayakları sağdaydı ama kafalar Keçiören'deydi. Çünkü Keçiören bir gün önce kazanmıştı. Onun da bir baskısı, stresi vardı mutlaka. Dolayısıyla şunu bir kez daha ifade etmek gerekir ki biz Keçiören'i yendiğimizde lig bitmiyor orada. Daha fazla daha fazla asılmamız, daha fazla konsantrasyonu sağlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde 5 maç daha var. Evet. Yendiğimizde lig bitmiyor. Lig bitmiyor. Bir puan öne geçiyoruz ve liderlik koltuğuna oturup şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlıyoruz sadece. Yani bunu da unutmamak lazım. Önümüzde çünkü daha 5 maç daha olacak. Evet. 5 maçın ikisi Sarıyer ve Sakarya. Dolayısıyla önümüzde daha ciddi maçlar var. Ama dediğim gibi önce Keçiören maçını oraya full konsantreyle gitmek lazım. Peki yendiğimizde lig bitmiyor. Bir de diğer taraftan bakarım. Tabii hiç düşünmüyoruz bunları ama kaybedersek 5 puanlık bir fark olur. 5 hafta gibi bir süre kalır. Az sonra kalan maçları da yansıtacağız ama beraberlikte tamam, bizi belki 5 hafta idare edecek bir skor. Rakibine yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Ama kaybettiğimiz zaman sence nasıl bir tablo olur abi? Bunu tamam düşünmek bile istemiyoruz ama futbol 3
İhtimalli son 3 ihtimalli bir oyun. Tabii ki öncelik kazanmak. Kazanmanın dışında herhangi bir sonucu kesinlikle Yilport Samspor camiası düşünmüyor. Bu maçlar stratejik maçlar. İçerisinde birçok stratejiyi barındıran karşılaşmalar. Tabii ki Allah korusun mağlup olduğumuzda 5 puanlık bir fark. Önümüzde 5 hafta kalıyor. Evet. Lig yarışı devam edecek son haftaya kadar. Ama ben yine söylüyorum, kaybetme ihtimalimizin bugünkü yapı itibariyle, çünkü takım içerisinde de olan biri olarak söylüyorum bunu. Evet. Oyuncuların kafası haftalardır bu karşılaşmada bu maçı düşünüyorlar. Ben kazanma ihtimalimizin zayıf olduğunu düşünüyorum. Ve kaybetme ihtimalimizin zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama kazandığımızda da dediğim gibi lig bitmiyor. Sadece çok büyük bir avantaj sağlamış oluyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Evet, tabii Yılport Samsunspor bu sezon kaybettiği ve kaybederken kötü oynadığı maçlarda hep zeminde kötüydü. Daha çok teknik kapasitesi yüksek bir takım olduğu için ayağa pas oyununu tercih eden bir takım ve teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu bir ekip. Şimdi Keçiören Gücü maçı, ben de tam stadın adına bakıyordum bir yandan. Suni Çimsa'da oynanacak, onu belirtelim. Bu sezon bir de Bodrum maçını Suni Çimsa'da oynadık. Rahat bir galibiyete ulaştık. Yine hem zaten iç sahada zeminimiz düzeldi, iyi. Hem de deplasmanlarda iyi zemin bulduğu zaman Samsunspor tempo yapan, maçı hemen lehine çeviren bir takım. Bu bir avantaj mı karşılaşmanın Suni Çim'de oynanacak olması? Yani avantajlı yönleri de var, dezavantajlı yönleri de var. Evet. Rakip sizden daha fazla Suni Çim'de oynadı. Oraya daha alışık bir yapıda. Ama senin de dediğin gibi Yilport Samspor futbolcuları daha teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Evet, Aktepe stadında oynanacak. Aktepe stadında oynanacak. Hatırlatalım. Dolayısıyla iyi zeminde daha farklı bir oyun ortaya koyuyor ama artık bu maçlarla iyi futbolu beklemek çok da gerçekçi değil. Burada en az rakip kadar mücadele etmeniz, en az onlar kadar koşmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten sizin kaliteli ayaklarınız ön plana çıkacaktır. Evet. Dolayısıyla burada iyi futboldan ziyade maçı 90 dakika, işte Bayrampaşa maçında olduğu gibi bırakmamak gerekiyor. Her anında maça konsantre olmak gerekiyor. İyi futbol daha sonraki plan. Sizin önce mücadele edip maçı kazanmak için o arzunuzu, o coşkunuzu sahaya yansıtmanız lazım. Evet. Zaten siz onu yansıttığınızda da kaliteli ayaklarınız, işte İlyas Kubilay gibi, Bahattin gibi, Abdülkadir Özgen gibi değerli oyuncularınız, kaliteli ayaklarınız ön plana çıkıp farkı ortaya koyacaklardır. Evet. Tabii Aktepe stadında olduğunu hatırlatalım karşılaşmanın. Yaklaşık 5000 kişi, 5000 taraftar kapasiteli bir stad. Yilport Samsunspor taraftarı için de %5. Yaklaşık %5'lik dilimi, 250 kişilik bir yer ayrılacağı duyuruldu. Ama biletlerin nasıl satılacağı ile ilgili şu anda Keçiören Gücü tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bunu da belirtelim. Maça gitmek isteyen taraftarlar da Keçiören Gücü'nün yapacağı açıklamayı bekleyip ona göre biletlerini satın alabilirler. Tabii Yilport Samsunspor Başkanı Sayın İsmail Yönük dün programın başında da söyledim. Karşıyaka Mahallesi Muhtar Adayı ve Şehzadeler Taraftar Grubu tribün lideri Hikmet Şimşek'e destek olmak için Karşıyaka Mahallesi'ndeydi. Orada tabii konu döndü dolaştı. Keçiören Gücü maçına geldi sorduğumuz sorularla. Başkanın da bir vurgusu vardı röportajında. Onu dinleyelim, onu izleyelim. Hem de bununla ilgili hazırladığımız haberimizi izleyelim. Ardından o konuyla ilgili de yorumlarımızı yapacağız. Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Karşıyaka Mahallesi Muhtar Adayı olan Şehzadeler Taraftar Grubu tribün lideri Hikmet Şimşek'e destek olmak için seçim çalışmalarına katıldı. Muhtar Adayı Hikmet Şimşek, mahalle sakinlerinin tek tek kapısını çalarak onlardan oy isterken Başkan İsmail Uyanık da kendisine destek verdi. Ziyaretler boyunca mahalle sakinlerinin Başkan İsmail Uyanık'a ilgi ve sevgisi çok büyüktü. Uyanık, Hikmet kardeşimiz hayatın en güzel zamanlarını Samsunspor'a vermiş bir taraftar dedi.
etik olarak da doğru buluyorum. Dediğim gibi Samspor'a kendini adamış insanların dayanışmasından daha doğal bir şey yok. Keşke bir katkımız olsa, onun yanında görünmemiz, keşke Hikmet'e bir şeyler kazandırsa çok mutlu olurum kendi adıma. Başkan Uyanık takımın son durumunu da değerlendirdi. Samspor'un bu seneki maçlarına baktığımız zaman bizim için önemli bir olay. Verilmeyen penaltılar, haksız verilen goller, şunlar bunlar. Bunları artık şimdi sezon finalindeyiz. Burada bari eğer iyi niyet varsa, burada hakem hatasından dolayı biz puan kaybetmeyelim. Hakem hatasından dolayı puan da kazanmayalım. Başkanımızın ifadeleri çok net, çok açık. Burada evet. İyi niyet varsa sen hakem çok, hatası evet. Olmasın diyor. Ne? Kaçıncı hafta oynadık biz? Biz 28'i bitirdik. 28. hafta itibariyle Samspor 2 penaltı kullandı. Evet. Ama verilmeyen penaltılar... Aleyhine verilen penaltıları... Verilmeyen golleri... Aleyhine verilen penaltıları bir kenara bırakalım. Bariz verilmeyen penaltıları, attığı gollerin offside gerekçesiyle iptal edilmesi, hani hakem hatalarından dolayı 7-8 puanın heba olduğu bir Samspor var ortada. Evet. Ama rakiplerin her hafta neredeyse birer penaltı attığı bir sezon geçiriyoruz. 10-11 penaltı atanlar var, evet. İşte Sakarya sadece bize 2 penaltı attı. Kazandığı penaltılarında nasıl olduklarını görüyoruz. Ahmet'in bize karşı atmış olduğu penaltıyı gördük. Dolayısıyla bize karşı hakemler çok rahat penaltı, rahat düdük çalıyorlar ama bizim gerçekten %100 penaltı dediğimiz, %100 gol dediğimiz pozisyonlarda da bir o kadar acımasızca bayrak kaldırıp düdük çalabiliyorlar, penaltıyı vermeyebiliyorlar. Burada başkanımız da ifade etti, kesinlikle bir imtiyaz istenmiyor, kesinlikle bir haksız kazanç istenmiyor. Burada sadece adil davranılması isteniyor. Ne görüyorsa. Ne görüyorlarsa onu çalsınlar. Hakkaniyetle düdük çalıp maçı adil bir şekilde yönetsinler. Tabii ki hatalar olacaktır ama bu hataları minimize edip bir art niyet düşüncesi ortaya çıkarmadan karşılaşmaları yönetsinler isteniyor. Başka bir şey istenmiyor. Evet. İşte sezon başından bu yana işte Kastamonu'da yediğimiz golde Ahmet'e yapılan faul. Devamında yapılan faul. Devamında yani yapılan bir daha. Devamında mı görmedin? İki faul üst üste. Evet. Aynı hakemin Gümüşhane maçında verilmeyen bir penaltı, verilmeyen offside gerekçesiyle iptal edilen bir gol. Burada oynadığımız Keçiören maçında ve yenildiğimiz karşılaşmada yine offside gerekçesiyle verilmeyen bir gol. Daha hangisini sayalım? Birçok evet. Pozisyon var böyle. Hakem hatalarından çok ciddi kayıplar yaşadık. Belki onlardan birkaç tanesi olmamış olsaydı bugün liderlik koltuğundaydık. Belki beraberlik yetecekti. Belki Keçiören deplasmanında beraberlik yetecekti. Dolayısıyla hakemlerden adil davranmalarını ve ortaya düdük çalmalarını istiyoruz. Gördüklerini çalsınlar. Bize gelen hakemler çok... Aslan kesiliyor. Yani aslan kesiliyor senin tabirinde. Biraz daha adil olsunlar. Samspor hakemleri de yenecek gücü var. Sahada oyuncular bunu mücadeleyi ortaya koyacaklardır ama sonuçta bir emek var. O emeği de görmezden gelmesinler. Kimseden bir imtiyaz beklentisi yok zaten Yılpor Samspor camiasının. Evet. Sadece adil olsunlar yeter. Evet, başkanımızın bu açıklamalarının altına bir taraftarın yorumu geldi aklıma. Bunları okuyan federasyon şimdi maça yine Ferhan Kestanoğlu'nu atamasın diye. Yani. O da öyle bir... Yani 3 maçımızı yönetti. Ferhan Kestanoğlu 3 maçımızı yönetti. Üçünde de verdiği kararlar oyunun kaderini belirledi. Normal kararları verse şu anda Keçiören'den zaten bir puan almış oluyoruz. Puanlarımız eşit. Kastamonu'dan da bir puan almış oluyoruz. Şu anda lideriz. Lidersin. Yani o hataları evet. Yapmamış olsa. Yani 3 maç yönetti. Hani Gümüşhane maçını yani kazandık. Kazandık ama Kastamonu ve Keçiören karşılaşmaları hakem hatasından kaybedilmiş. 5 puan var ortada. Kesinlikle. Pardon 6 puan var. 2 maçı da kaybettik. Evet. Dolayısıyla hakemin sonuca direkt etki etti 2 maç.
Sadece Ferhan Kestanoğlu'dan bahsediyoruz. Evet. Keçiören Gücü maçı zor bir karşılaşma. Bu maçın ardından da 5 maçımız kalacak. Belki her şey bitmiş değil ama Keçiören Gücü maçı çok önemli bir eşik. Kritik bir viraj. Evet. En önemli eşik. Sonuçta önümüzdeki en önemli engel. İlk defa da karşımıza bir liderlik fırsatı çıkıyor. Kazandığımız evet, zaman lider olacağız. Bu anlamda da önemli. Çok ciddi hazırlanması ve teknik heyetin ve futbolcuların üzerinde çok ciddi hazırlanması gereken bir karşılaşma. Yılpor Samspor takımı biliyorsun yarından itibaren çalışmalara başlıyor. İki gün izin yapıldı. Seçimler nedeniyle lige verilen arada 2 günlük bir izin verildi. Niğde maçı sonrası. Yarın akşam akşam 18 itibariyle takım Keçiören Gücü maçı hazırlıklarına başlayacak. Dolayısıyla artık cami olarak da kenetlenmemiz lazım. Taraftarlara burada çok büyük iş düşüyor. Çok büyük görev düşüyor. Özellikle sosyal medyadan evet, yapılacak yorumlar bizler gibi futbolcu kardeşlerimiz de teknik heyette okuyor. Daha telefon artık herkesin evet, elinde. Daha yapıcı, evet, daha olumlu, pozitif yaklaşımlarla onlara destek versinler. Çünkü ciddi anlamda kritik bir viraja giriliyor. En önemli evet, eşik. Burada sadece futbolcularda değil, basın mensubu olarak bizlere, taraftarlarımıza, herkese, her kesime büyük bir görev düşüyor. Evet. Bizler gazetelerimizde, televizyonlarımızda, internet sitelerimizde yapmış olduğumuz yorumlarla, taraftarlarımıza atmış oldukları mesajlarla daha dikkatli olmaları gerekiyor. Tamamen işte İsmet hocamızın da birkaç hafta önce programda söylediği gibi birlik beraberlik içerisinde olmamız, birlikte bir mesaj vermemiz gerekiyor. Bu anlamda çok önemli bir hafta. Evet. Buradan da bu çağrımı dile getirmek istedim. Herkese büyük görev düşüyor. Futbolcular evet sahada mücadele edecekler. Son dakikaya kadar şampiyonluk yarışında var olacaklar. Ama bizler de, taraftarlar da yorumlarımızla, mesajlarımızla onlara bu katkıyı ve desteği vermek zorundayız. Evet. Zaten 2 haftadır taraftarımız hakikaten... Tabii ki sezon başından beri müthiş bir desteği var ama 2 haftadır güzel bir bütünleşme, birliktelik var. Bundan dolayı da teşekkür etmek lazım, onu da belirtelim. Tabii az önce dile getirdim biraz, bu maçı geçtiğimizde 5 maçımız kalacak. Biz dilerseniz yavaş yavaş arkadaşlar önce Samsunspor'un kalan maçlarından başlayalım, onları ekranlara getirelim. Takımımız Keçiören Gücü'ne konuk olduktan sonra bir sonraki hafta sahasında Sarıyer'i ağırlayacak. Yine Hacettepe'ye, Ankara deplasmanına gidecek. Uşak daha sonra iç sahada oynayacağı maç, Manisa Spor deplasmanı ve Sakarya Spor maçıyla lig son bulacak. 6 karşılaşma Murat abi. Bu ligde zaten kağıt üzerinde hiçbir maçın zor olmadığını, aldığımız sonuçlardan da, diğer rakiplerimizin aldığı sonuçlardan da görüyoruz. Bizim fikstürümüz bu kalan 6 haftamız. Keçiören, Sarıyer, Hacettepe, Uşak, Manisa ve Sakarya maçları. Liderin kalan maçlarına bakalım. Yani Keçiören Gücü'nün Yılpor Samsunspor'u konuk edecek. Keçiören Gücü bir sonraki hafta ilk maçında. Ardından zaten bizi takip ediyor onlar da. Niğde ile devam edecekler. Sarıyer, Hacettepe, Uşak ve Manisa maçları var. Burada da Keçiören Gücü adına kritik eşik 30. haftadaki Sarıyer maçı olarak görünüyor. Hemen Sarıyer'in kalan 6 haftasına bakalım. Onlar da Bayrampaşa, 3 Nisan'da Bayrampaşa ile oynayacaklar. Ardından Samsun'a gelecekler. Ayın 7'sinde o karşılaşmada Haberaks TV'den canlı yayınlanacak. Peşine Keçiören Gücü maçı, Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı, Hacettepe ve Uşak Spor karşılaşmaları. Sarıyer'in fikstürü bu anlamda biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Üst üste oynayacağı bizle ve ardından Keçiören Gücü'yle oynayacağı 2 maç onlar adına düşündürücü nokta olarak görebiliriz. 58 puanla bu üçlüyü, yani Keçiören, Samsun Spor ve Sarıyer üçlüsünü takip eden Kastamonu Spor 1966
Onların da kalan 6 maçına, fikstürüne bakacak olursak Hacettepe, aslında aynı gün Kastamonu ile Ankara'da olacağız. Evet. O da ilginç olacak. Biz Keçiören Gücü ile karşılaşacağız. Kastamonu da Hacettepe ile karşılaşacak. Ardından Uşak maçı, Manisa Spor maçı, Sakarya Spor maçı, Ahmet ve Gümüşhane maçları var Kastamonu Spor'un da. Onların da zor olarak görebileceğimiz, tabii kağıt üzerinde bahsediyoruz buna, bir Sakarya Spor maçı var. O da tabii o tarihe kadar Sakarya Spor'un da durumu ne olur bilinmez. Biz aldık yine, her ne kadar onları biz şampiyonluğun dışında tutsak da 56 puanlı Sakarya Spor'u. Son 6 maçını aldık yine de ekrana. İnegöl Spor'la oynayacak Sakarya Spor. Gaziantep Spor bay geçecek, 3 puanını alacak. Bodrum Spor maçı var. Kastamonu Spor maçı, Bayrampaşa ve son haftada Samsun'a gelecek. Yılport Samsun Spor'la karşılaşacak. Kalan maçlar bunlar. Keçiören Gücü 63, biz 61, Sarıyer 60, Kastamonu 58, Sakarya'nın da 56 puanı var. Tabii hep söylüyoruz, ipler bizim elimizde. Biz maçlarımızı kazandığımızda, rakiplerimizden daha fazla puan topladığımızda biz zaten işi bitirmiş, ipi göğüslemiş olacağız. Selçuk, artık rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın bizim ne yaptığımız önemli. Kalan 6 maç var. Bu 6 maçta bütün maçları kazanarak ya da senin de ifade ettiğin gibi rakiplerimizden daha fazla puan toplayarak ligi göstermemiz gerekiyor. Ciddi anlamda Samspor takımı sezon başından bu yana duruşuyla, ortaya koymuş olduğu mücadeleyle, camiasıyla, taraftarıyla, her şekliyle şampiyonluğu fazlasıyla hak eden bir takım. Evet. Dolayısıyla önümüzde 6 maç var. Bu 6 maçı da kayıpsız bir şekilde tamamlayıp ligi zirvede tamamlamak istiyoruz. Keçiören maçı önemli eşik. Diğer rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın yine ifade ediyorum. Onlardan gelecek sonucu düşünmeden biz çıkıp her maçımızı kazanıp sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyoruz. Evet, inşallah da öyle olacak. Tabii ki bütün inancımız, bütün düşüncemiz bu yönde. Son bir videomuz kaldı, onu da ekranlara getirelim. Yine Samsun Spor Medya Direktörlüğü'nün bugün paylaştığı güzel bir video vardı. Hatice teyzemiz, belki de Yılport Samsun Spor'un herhalde 40 yıldır mı maçına gidiyorum, evet, dedi. Kendisi de az sonra kendisinden izleyeceğiz. Güzel görüntüleri vardı. Nida Anadolu Futbol Kulübü maçı öncesi Samsun Spor Medya ekibi Hatice teyzemizle güzel bir röportaj yaptı. Onu izleyelim. Yaklaşık 3-3,5 dakikalık güzel bir video. Siz de keyif alacaksınızdır. Onu izleyelim, ardından son bölümde son toparlamayla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ya senesini bile hatırlamıyorum. O kadar uzun süredir ki işimi gücümü bırakıp buralarda yağmurlarda ıslanıp da futbolcular abla ıslandın artık. Git hasta olacaksın eve dediklerini biliyorum. Oradaki görevlilerin, yetkililerin abla gel burada seyret, yanımızda seyret. Islanacaksın, hasta olacaksın. Dedim Samsun Spor için ıslanmaya da hasta olmaya da değer. Ben oradan güzel rahat göremem hani. Yakından futbolcu olan hani futbolcu kardeşlerim göreyim, seyredeyim istiyorum. Bir bu tutku bende yani. Bir sevgi, bu evlence, bu yeşil sahalar iyi geliyor insana. Yani senesi yok. Yıllardır gelirim ben. Yani bütün bayanları da çağırıyorum yani, çağrıda bulunuyorum. Nasıl bir tiyatroya, nasıl bir eğlence yerlerine, nasıl bir konserlere, sinemalara gidiyorlarsa buralara da gelebilirler. Sayın İsmail Yönük Başkanımızın, Efsane Başkanımızın sayesinde bütün statlarımızda küfür yok artık. Rahat rahat seyredebiliyoruz yani, bir eğlence yerine, bir eğlence şovuna dönüştü burası. Çoluk çocuk hep beraber ailece gelebiliriz, maçlarımızı seyredebiliriz. Ben bir bayan olarak, ya bak bayan geliyor gene, seviniyorum. Çok bayanların gelmesini istiyorum bu tribüne. Çekinmesinler. Evde bile çocuğuma diyorum ki ağzı bozulmuş. Oğlum evde küfür yok. Evde küfür yok diyorum. Evlere kadar geldi bu söz. Geçen iki kişiye rastladım gişede bilet alırken. Yağmur yağıyor dediler, vazgeçtiler. Dedim yağmur yağıyorsa yani ölmeyeceğiz, şeker deriz, erimeyiz, vazgeçmeyin. Yağmurdan etkileniliyor, son güne bırakılıyor. Bu yüzden acaba hava nasıl olur? Ya kapalı yerde seyredeceğiz. İtmanlara ben var ya hiç, her zaman geliyorum, soruyorum, 11'de soruyorum, 3'te. Geçen de İkman'a geldim, ondan sonra çok mutlu oldum. Öğrenciler de gelmişler böyle.
beraber dedim, hani bağırın bakayım, hiç durmayın, bağırın, tezahüratlarda bulunduk hep beraber. O golden sonra Allah dedim, ya Rabbi ben ne yapıyorum, ellerimi öbür kadına dedim, ne oluyoruz ya, bu ne ya? Kanser hastası hani bir hastalıktan kurtardı, hani iyi bir sonuç gelir ya. Bütün futbolcular birbirinden değerli, hepsi elinden gelen en iyisini yapıyorlar. Gerçekten Allah razı olsun bunlardan. Zaten sen Yıldırım'ı, Yüksel Yıldırım'ı, öncümüz, liderimiz diyeyim, Samsun Spor'umuzun, kulübümüzün lideri, öncüsü geldi, kurtardı yani kulübümüzü gerçekten. Adı gibi yükselişe geçtik, Yıldırım gibi yetişti yani. Sayın İsmail Uyanık Başkanımız zaten eski efsane, diyecek sözümüz yok. Hep beraber el ele oldular. Bu sayın taraftarımıza zaten diyecek hiçbir sözüm yok. Bu kadar değerli taraftarı ben bilmiyorum. Bak kaçıncı ligdeyiz, şu kalabalığa bakar mısın? Biz bu lige zaten layık değiliz. Şu taraftardan Allah razı olsun. Şunlara bak, şunlara. Bu saatte, saat bak kaç, şuna bak. Tramvaylarda yer yok ya, o kadar ki. Evet, Hatice teyzemizin ağzına sağlık. Duygularını, düşüncelerini çok güzel ifade etti. Yüksel Bey için yakıştırması güzeldi. Yıldırım gibi yetişti. Onunla yükselişe geçtik tabii. Tabii herkesten Allah razı olsun diyelim. Belki de sezon başında ya işte kapatsak mı diye düşünülen bir kulüp nerelere geldi. Şimdi medya ekibinin hazırladığı videoları izliyoruz. Yani nereden nereye. Hani bazen... saçma sapan yorumlar görüyorum sosyal medyada. İşte insanların da aslında bu ayrımı yapması lazım. Başkanımızın dün o ziyaretleri sırasında söylediği bir şey vardı, güzel bir şey vardı. Ya takım önemli değil, takım bir şekilde gelir istediğimiz yere de, önemli olan kulübü yeniden ayağa kaldırabilmekti. Onu başardık dedi. Bu çok önemli bir kelime, çok önemli bir ayrım aslında. İşte taraftarlarımızın da, o yorum yapan kişilerin de aslında biraz bu düşüncede, bu mantıkta olması lazım diye düşünüyorum. Ben de bunu söylemek istedim. Şunun bilgisini vereyim. Tabii takımda Keçiören Gücü maçında eksik olmayacak. Herkes, Erhan Şentürk'ün cezası bitiyor. Erhan Kartal iyileşti. Ve Enes İslam İlkin'de herhalde milli takım yarın ülkemizde olacak. Bugün U19 milli takımı Kıbrıs Rum kesimiyle son maçını oynadı Portekiz'de. 2-2 berabere bitti bu karşılaşma. Enes İslam İlkin'de 64 dakika forma giydi. Bir önceki karşılaşmada, Portekiz maçında 90 dakika sahada kalmıştı. İskoçya ile oynanan ilk maçta da Enes ikinci yarıda 45 dakika süre almıştı. Kendisini de kutlayalım. 3 maçta da ciddi süreler aldı. Tabii hem onun oyun vizyonunun genişlemesi, hem de belki Yılport Samsun Spor'un bu oyuncusunu daha iyi ilerleyen dönemlerde pazarlayabilmesi, onu daha iyi kullanabilmesi adına da buralarda olması önemli. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Murat abi, konuştuk, değerlendirdik. Bütün her şeyi anlattık belki dilimizin döndüğünce. Son kez değinmek gerekirse Keçiören Gücü maçı var. Tabii şunu da hatırlatalım. Karşılaşma çarşamba günü, programımız salı günü. Daha ne olacağı belli değil. Belki de bir dahaki hafta programı Ankara'dan yaparız. Bilemiyorum, evet, bir şey diyemiyorum ama. Biz Ankara'da olacağız. Siz Ankara'da kesin olacaksınız. Bilmiyorum, tek başıma ben de çıkarmayayım ekranları da. Belki biz de orada olacağız. Bir şey yapacağız artık. O da zamanı gelince duyururuz. Oldukça kritik bir maç. Artık sözün bittiği, evet, yerdeyiz Selçuk. Biz de konuşmayalım. 6 hafta kaldı. Artık işte taraftarlarımızın, bizi izleyenlerin, evet, atmış oldukları mesajlardan da görüyoruz. Biraz önce sen de ifade ettin. Takımda herkes eksik yok, cezalı yok, sakat yok çok şükür. Moraller çok iyi. Moraller yerinde. Oynayan oynamayan her oyuncu formda, formayı alan nasıl mücadele ediyor görüyoruz. Artık bu saatten sonra o oynasaydı, bu oynasaydı demeye gerek yok. Kim oynarsa oynasın, Samsunspor'un başarısı için mücadele ediyor. Ben yine söylüyorum, birlik ve beraberlik içerisinde olursak başarıya ulaşabiliriz. Başarılar, camialar kenetlenince ortaya çıkıyor. Futbolcuların sadece saha içerisinde verdikleri mücadele, evet, en önemli unsur orası ama
tek başına yeterli değil. Bizim de saha içine o pozitif enerjimizde bir değer katmamız lazım. Yine söylüyorum, herkes üzerine düşeni zaten yapacaktır. Bizler gazeteciler olarak, taraftarlarımız 12. adam olarak üzerlerine düşeni zaten yapıyorlar, yine yapacaklardır. Evet. Biz bu kritik 6 haftayı birlik ve beraberlik içerisinde en güzel şekilde atlatacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum Murat abi güzel yorumların için. Son iki mesaj önüme düştü, onları da okuyayım. Volkan Keskin, Keçiören maçının yayını olacak mı demiş. İnşallah görüşüyoruz. Burak Kırgıç yazmış, bir de iyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim kendilerine de. Mesaj atan, bizi izleyen, gerek sosyal medyadan gerek televizyonları başında bizi izleyen tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler bu salı günü de bize ayrılan sürenin sonuna gelerek geçirdik artık. Program boyunca ifade ettik. 3 Nisan Çarşamba günü Yılport Samsun Spor Ankara'da Keçiören Gücü'ne konuk olacak. İnşallah oradan galibiyetle döneceğiz ve bir sonraki hafta, daha doğrusu bir sonraki hafta da değil, 3'ünde Keçiören Gücü Çarşamba günü, 7'sinde de Pazar günü Sarıyer maçı var içeride. Ardından da bu iki maçın ardından yapacağımız Futbol 55 programıyla da inşallah belki de şampiyonluğun büyük bölümünü geçmiş Yılport Samsun Spor'u yorumlayacağız sizlere. Bütün duygu, düşünce, temenni ve isteğimiz de bu yönde, bunu da belirtmek istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize mutlu akşamlar. We'll be right back.